Birisi eğitim öğretim çalışmalarıdır. Bu şu öksüz yavruya sımsıcak kucak, şu yetim çocuğa yanan bir ocak, çorak toprağa yağan yağmur. Ben ana, ben baba, ben Fatih, ben İbn Sina, ben Mimar Sinan olmak istiyorum, ben öğretmen olmak istiyorum. Kıymetli misafirler, konuşmalarını yapmak üzere valimiz Sayın İbrahim Akın'ın teşriflerini arz ederim. Lütfen buyurunuz Sayın Valim. Saygıdeğer öğretmenlerimiz, toplumların geleceğini belirleyen en kritik alanlardan birisi olan eğitim, öğrencilerin fıtratındaki potansiyeli keşfetmek ve bunu geliştirebileceği ortamı ona sunmaktır. Onları eğip bükmeden, özlerine aykırı düşmeden büyüyebilmeleri için desteklemektir. Nasıl ki birbirinden farklı renkleri ve kokularıyla çiçekler doğayı zenginleştiriyorsa, öğrenciler de benzersizlikleriyle toplumu güzelleştirirler. Onları birbirinden değerli kılan şey, her çocuğun eşsiz bir dünyayı içinde taşımasıdır. Evet, insan yeryüzünün en değerli varlığı ve yaradanın emanetidir. Dünyada gördüğümüz her güzelliğin öznesi olan insan, kendine hakim oldukça dünyaya ışık saçabilir. Sizler bu görev üstlenirken sabır, sevgi ve merhametle öğrencilerinize hayat boyu sürecek bir bilmecelik mirası da bırakıyorsunuz. Çocuklarımızı yeryüzüne hizmet eden, vatana ve insanlığa gönülden bağlı bireyler olarak yetiştirmek durumundayız. Bu her birimizin vazifesidir. Üstad Sezai Karakoç'un dersi bir hayat deneyi, her şeyin en güzel ve en çetin haliyle yaşandığı, insanın kendini bulduğu bir sahne olarak tanımladığı veciz ifadesi, sizlerin bu değerli vazifedeki yerinizi tarif etmektedir. Sizler ruh sanatkarları olarak bilgi ve değerler mansumesini genç dimağlara işliyor, aynı zamanda geleceğin bilim ve teknolojisini üretecek medeniyete ve kültüre yön verecek şahsiyetlerini de yetiştiriyorsunuz. Sayın Valim, yüksek müsaadenizle. Şehir dalında birinci olan öğrencimiz Selçuklu Ahmet Azımlı Şahin İmam Hatip Ortaokulu'ndan Elif Çağlar.